Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yaklaşık 40 gündür çok kötü bir durum yaşıyoruz arkadaşlar. Bunu sizlere bir bir anlatmak istiyoruz. Bir belki biraz zor olur da. Evet, gerçekten başlayalım. Gerçekten çalınmıştı. Aynen ve yaklaşık kaç gün oldu? Yaklaşık 40 güne yakın oldu. 38 gün mü ne herhalde? Aynen. Kanalımız çalındı, ele geçirildi ve o süreçte tamamıyla başkasının kontrolünde olarak arkadaşlar kanalımız. Bu süreçte neler yaşadık abi? Valla bu süreç biraz sancılı geçti arkadaşlar. Sancılı geçmedi desem yalan olur. Herkesin olduğu gibi biz de biraz panik atak geçirdik böyle. Yani ne yapacağımızı bilemedik. Aynen öyle. Çünkü gerçekten arkadaşlar yani orada kaç yıllık emek var. Adamı bir anda gelip emeklerine konmaya çalışıyor. Yani bu çok kötü bir şey. Sen emek veriyorsun, büyütüyorsun kanalı ama elin adamı gelip kanalı elinden alıyor. Bu da insanı ister istemez moralin diplerine indiriyor. Evet yani bu nasıl olduğu ile ilgili kardeşim size açıklama yapsın. Ve kanal alırken neler yaptığımızla ilgili ufak bir pekiştirme yapıp uyarılarda da bulunalım. Kardeşim nasıl çalındığını anlattım size. Evet, öncelikle şu anda çok sevinçliyiz arkadaşlar. Yani mutluyuz gerçekten. Bu haberi artık duyduk yani. Kanalımızı geri aldık ya. Gerçekten çok mutluyuz şu anda değil mi abi? Aynen. Evet, şimdi nasıl yaşadık? Hadi. Yani şu anda benim hatam arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani ama öyle şöyle bir durum var. Yani biz bunu aslında sürekli pekiştiriyorduk. Yani böyle bir şey yapmayız. Olmaz. Çünkü bilinçliyiz. Yani bilinçli insanlar da bilinçli aslında da. O ufak dalgınlığından yararlanmaya çalışıyorlar. Yani kardeşimle bunu çok konuştuk. Yani yapmayız böyle bir hata diye düşündük. Yani gerçekten şunun dalgınlığa denk geldi. Evet, bunun başıma geleceğini hiç tahmin bile edemezdim arkadaşlar. Onları söyleyeyim, onu belirteyim size öncelikle. Başınıza geldiyse arkadaşlar videoyu hem izleyin hem de sakin olup ona göre mailler yazın. Çünkü sıkıntıya girdiğinizde süreç uzuyor. Sen nasıl olduğunu anlarsın. Öncelikle nasıl tuzağa düştüğümü anlatayım arkadaşlar. Şimdi benim iki kişilik mailim var. Daha doğrusu bir de kanalımızın kurtarma mailimizi aynı zamanda da şeydi arkadaşlar, mesajlaşma mailimizdi yani iletişim mailimizdi ya, daha doğrusu. Bir hata yapmışız aslında. Evet, şimdi neyse bize mailler geliyor. Tüm YouTuber'lara geldiği gibi, tüm kanallara geldiği gibi arkadaşlar. Şu ürünümüzü tanıtın veya şu programımızı tanıtın veya farklı birçok şey var işte arkadaşlar. Çünkü kanalın yapısına göre bir şey oluşturuyorlar. Aynen öyle. Kanalların hangi tarz video çektiğine göre sizlere mailler atıyorlar. Neyse bunları bize attı şöyle bir mail. Şu programımız var, şu video düzenleme programımız tarzında bir tane mail geldi. Tabi bunlardan farklı olarak da mail var arkadaşlar. Onlara da cevapladım veya bazılarına dönmediğim oldu. Belli ki onlar takım halinde çalışıyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Zaten kesinlikle öyleydi. Her neyse birkaç sohbet geçti. Mailleşme oldu arkadaşlar. Sonra şey oldu. Ahmet dedi ki böyle mailler geliyor abi. Ne yapalım yani bunlara dönüş yapalım mı falan filan. Ahmet dedi ki bazen cevapsız bıraktı tabii. Bazen sessiz kaldı. Bazen de ya hiç gerek yok falan filan düşüncesindeydi. Zaten bizim oyunun platformuna uymuyor. Tamam. Aynen. Yani zaten yapımcılar bize ulaşıyor. Biz oradan zaten şey yapıyoruz, yayınlama yapıyoruz. Evet. Başka bir şeye gerek yok. Ama dalgınlığa denk geldi işte. Ama tabii arkadaşlar kanalımızda daha doğrusu kendi oyunlarını tanıtmamızı isteyen çok kişi de oluyordu. Yani bunun için de mailler geliyordu daha doğrusu. Her neyse yabancı olsun, yerli olsun. Bunlar yabancıydı tabii ki. Bu Rus çetesiydi büyük ihtimal. Çünkü her şey Rusçaydı. Çalındıktan sonraki kurtardığımızda mailimizi. Dil tamamen Rusçaydı. Her neyse işte geldi, mesajlaşma oldu. Bir de dedi ki şu programımızı tanıtın. Ben tabii o sırada şöyle bir baktım sitede böyle bir program var mı araştırdım daha doğrusu Google'da yani. Gayet de normal görünüyor. Siteleri de gayet normal. Hiç anormal bir durum yok. Yani farkında bile olmazsınız yani arkadaşlar. Her şey tamamen profesyonel bir şekilde tasarlanmış. Her neyse girdim siteye. Baktım öyle bir program da var. Yani sıkıntı yaratmadı. Aldım indirdim abi bilgisayarıma. Aldım indirdim. Tabii bana bir şey söylemiyor. Tabii bu sırada abimin haberi yok. Ben çünkü diğer bilgisayarda şey yapıyorum. Video yüklemesi yapıp yarın videolarını adlıyorum. Ama ben nereden bileyim abi böyle bir şey oluyor? Ben bilemiyorsun ki. Kafasında kurgulamış, işte indirmiş falan hata vermiş. Değil mi? İndirmiş. Evet. Ama bu durumda kendimi suçlu hissediyorum. Ondan sonra ne yapıyor? Gidip yatıyor. Onu da anlatacağım bir saniye. Şimdi neyse geldim tıkladım. Programı indirdim. Baktım dosya WinRAR dosyası. Her şey normal. Sonra mis gibi bunu da WinRAR'dan çıkarttım. Her şey normal gözüküyor çünkü. Baktım setup dosyası gördüm orada bir tane. Hemen hiç. Yani virüs dosyasında setup dosyası ne geziyor? Değil mi? Öyle ki setup dosyası ne olur normalde ki? Her şeyi de geçtim. Yapması gerekiyor. İşte bilemiyorsun ki. Farkında olamıyorsun. Normal bir kurulum. Kurulum dosyası yani. Bildiğin. Kurulum yüklüyor yani. Her şeye geçtim arkadaşlar. Öncelikle virüs programını kurmanız gerekiyor bilgisayarına. Bende Windows Defender var ama. Windows Defender vardı zaten normalde bende. Aynen. Ama maalesef bulmadı arkadaşlar o virüs programı. Ya böyle işler yakalayamadı daha doğrusu. Tanımadığı için büyük ihtimal. Aslında. Her neyse tıkladım. Tak error. Yani hata verdi. Error dediğim hata verdi arkadaşlar. Ondan sonra tabii farkına yine varmadım. Varmam lazımdı yani. Bunun farkına varsaydım belki kurtarma şansım vardı arkadaşlar kanalı. Ne oldu? Ya dedim bununla mı uğraşacağım arkadaş ya. Sil gitsin dedim dosyayı. Sildim attım. Her neyse videomu da ayarlamıştım zaten. Yarınki zamanlayacağım videomu arkadaşlar. Ben 10 dakika sonrasında kapattım bilgisayarımı ve yatışa geçtim. Ondan sonra sıra bende. Evet. Bundan sonraki süreçte kaç dakika geçti abi? Yaklaşık yarım saat, bir saat geçti. Yarım saat, bir saat. Evet şimdi sıra sende abi. Ben bilgisayar başındaydım. Diğer bilgisayarın başında video yüklemelerimi yapıyordum. İşte saatlerin zamanlarına her şeyini kapak fotoğrafına ayarladım. Son 5-10 dakikalık bir şey vardı. Videolar yüklendi. Bitti. Bazı suyu içmeye geldim. Suyu içtim. Tekrar bilgisayarın başına geçtim. Pring mesaj geldi. İşlem yapmanız gerekiyor. Bildirim aynen. Hem benim telefonum hem abim telefonu bildirim geliyor. Böyle baktım bu neyin kafası? Ne oldu falan. İçeriye gireceğim. Furkan'ın bulunduğu ortamın ışığı yanıyor. Bilgisayarda çalışıyor. Hemen bir baktım Furkan yatıyor. Furkan şifre değişmiş. Tabii ben o sırada rüyalardayım arkadaşlar. Uyuduk çünkü. Kalktı böyle. İşte 20 minut vallahi şöyle böyle derken çok oldu zaten. İkimizin de hayatım yavaş. Aynen o sırada kafama tan etti ama. O anda farkına vardım ki o tıkladığım şeyden kaynaklı. Bu onlar dedi. Ne onlar dedin? Öldürdü bir mail görmüş onu cevap vermişti falan. Böyle, ama gerçekten şunu da belirteyim. Ben de sinir oldum. Delirdi böyle ama ne yapacaksın kardeş öleceksin mi? Değil mi? Evet arkadaşlar ama gerçekten yani YouTube'da bununla ilgili daha önce video izlemiş olsaydım veya bir şeye denk gelmiş olsaydım. Ben şahsen... gelmiştim bir hafta öncesinden de. Madem geldin niye söylemedin değil mi? Yani, biliyor olması lazım dedim ya. Evet yani, işte talihsizlik yapacak bir şey yok. İndirmek ne demek dedim böyle ya tamam indirirsin ama dedim yani sonuçta tanımıyorsun bir şey etmiyorsun yani. Çünkü daha bu zamana kadar yapmış olduğumuz kişilerde öyle bir şey olmuyordu. Hep APK dosyası geliyordu. Onlar üzerinden gidiyorduk. Ondan biraz şey oldu. İşte neyse kanalımız çalındı. Tamam mı? Biraz sinir stres ne yapacağımızı bilemedik. Evet. Öyle bir şey oldu ve sonra ne yaptık biz? Elimiz ayağımız böyle titriyor. Tabii ki burada kaç yıllık yemek var arkadaşlar. Ya, refleks olarak yapıyor. Vücut yapıyor. Biz yapmıyoruz. Öyle bakıp ikimiz birbirine bakıyoruz. Onun da titriyor. Aynen şey gibi. Aynen. Ve bunu yapanlar da yani gerçekten yani bunu böyle yesin ama öbür tarafa da var bu taraf yani, bu durum. Gerçekten Allah korkusu diye bir şey yok. Ondan sonra biz gittik. Çünkü elden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Direkt emniyete. Gecenin vaktinde saat kaç gibi abi? Emniyette de kimse yoktu. 2.30 gece 2.30 sularında falan da. Emniyette de kimse yoktu zaten. Hızla geçti. Evet, emniyette de bir şey yoktu. Pek olamayacaklarını söylediler. YouTube'da çözüldüler. Biz de ne yaptık? Hemen YouTube'dan iletişime geçtik. Şöyle bir şey oldu. Saldırıya uğramış mail kurtarma mailimizdir diyerek daha çabuk. Yani daha doğrusu şöyle. Oradan yazdık. Evet. Ama kurtarma mailimiz 2 gün sonra yine hem bu adamların saldırısına tekrar uğradı. Farklı şeyler oldu. O şey de kapandı. Evet. Kurtarma yani, mailimiz de kapandı. Benim kurtarma mailimle ben kurtarırız dedim. Mailim de tamamıyla kapatıldı. Güvenlik nedeniyle arkadaşlar. Ve açtıramadık. Kurtardığından dolayı kapatıldı. Onu daha hala da kurtaramadık. Ama bu süreçte ne oldu? YouTube'da iletişim yapmış olduk. Kurmuş aynen olduk. YouTube'da test giri sürekli ona cevap yazmaya başladı. Evet. Biz de doğal olarak cevaplayamıyorduk. Aynen. Ne oldu? YouTube Team'le iletişime geçtik. YouTube Team çalındığı falan olayladı. Tekrar yazdık ama hala şu an YouTube Team'le çözülemedik. Yazdığımız olduğumuz mailleri de açıklama kısmına koyacağız zaten arkadaşlar. Oraya da iletişime geçebilirsiniz. Yani şunu da söylemek istiyorum. İngilizce yazmak şart değil. Biz İngilizce yazdık, bayağı yazdık ama ne oldu? Şu an Türkçe ile çözmüş olduk. Yani anlamadığım bir şey arkadaşlar. İngilizce yazdığımızda Twitter ekibi de olsun. Kanalımızın çalındığını doğruladılar ama işte, bir adım atılmıyor. Bir adım sebebi de şundan diye düşünüyorum. Birçok mail attık biz. Aynen, değil mi? Aynen. Bir karışıklık olduğuna inanıyoruz arkadaşlar. Her neyse burada bir karışıklık oluyor tabii o süreçte. Biz bir de YouTube kim şey demişler. Maili kurtarın dedi. Kanal mailini kurtarın dedi. Tamam maili kurtardık. Yani biraz geç oldu ama kurtardık. Bir baktık ki kanal taşınmış mailden. Evet. De kanal yok. İlk şey ne? Mailleri kurtarmaları lazım değil mi abi? Maillerin, kanal mailini kesinlikle kurtarmanız lazım arkadaşlar. Çünkü o kısımda onunla ilgili sizlere soru soracaklar. Aynen öyle arkadaşlar. Soru gelecek sizlere. Bunun aklınızda bulundurun. Kanal mailini zaten sizin olan maili kurtarmak kolay olacak. Çünkü şöyle kurtarmak kolay olacak. YouTube Team veya iletişime geçtiğiniz yer size şey diyor zaten. Hesabı dondurduk. Bu maili kurtarın diyor. Tamam mı? Yani telefon numarasını değiştirmiş olsa da bu kişi, maili değiştirmiş olsa da bu kişi. Zaten o müdahale edemiyor. Yani sorun değil. Geçmiş telefon numaralarınız da geliyor. Benim en eski bilgiler. 5 yıl önceki girmiş olduğum telefon numaram geldi mesela kurtarma mail olarak. Hem telefon numarası hem mail olarak onlardan yararlandım mesela. Yani YouTube bunu dikkate alıyor. Yani daha önceki olaylar geçmişe giderek oradan bir telefon numarasından veya mailden yararlandırma fırsatı veriyor. Aynen öyle. Şanslıyız yani kurtarma şansınız olacaktır. Ama biz kurtardık. Ne oldu? Bir baktık şey yok. Kanal yok. Kanal başka bir yere taşınmış. Ondan sonra tekrar team'e yazdık. YouTube'a yazdık ama dönüş oldu mu? Olmadı. Artık bezmiştik yani. Bayağı bir bezmiştik. 30-35 gün oldu. Şu anda ne oldu? Kişisel mailinde kanalımızdan yazdık. Ama bu süreçte ümidi neredeyse kesmiştik ya. Gerçekten o durumdaydık arkadaşlar. Aynen. Gitti demiştik yani. Evet. Böyle soğuk su içmiştik yani. Sürekli bir şeye hakkıyla çalışıyorsan yani helal para gibi düşünün yani. Böyle döner dolaşır seni bulur ya. Bu da öyle. Yeter ki hakkıyla bir işi yapın. Kimsenin hakkına tacizde bulunmayın. Dönüp dolaşıp sizi buluyor. Yani emeğinizin karşılığını aynen, her türlü alacaksınız inşallah aynen, arkadaşlar. Ne oldu? Bu sefer YouTube'a mail attığımız maillerden dönüş alamadık. Hatta dönüş aldık ama diyor ki biz size dönüş yaptık diyor. Ama hangi maille dönüş yaptıklarını söylemiyor. Biz de diyoruz ki yaptırmış olduğumuz mail de saldırıya uğradı. Evet, bunu İngilizce olarak izah ettik birçok kez hem de. Sürekli diyorlar ki şu kodu takip edin, bu kodları. Biz zaten cevapladık diyorlar. Aynen. Ama ne oldu? Süreç böyle uzadı. Bir aydır şey bekliyoruz. İşte bize gelmedi, o diyor ki gönderdik. Bize gelmedi, o diyor ki gönderdik. Yani gereksiz muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Yani gereksiz iletişim kuruyoruz. Çünkü olay zaten çok belli yani. Biz farklı mail yazdık. O mailimiz zaten bizle iletişim kurdukları mail 2 gün sonra kapandı demiştik zaten. Anlattık ama olmadı. Nasıl aldığımızı abi. Yani tespit yani bizde hem kanal gitti hem de kurtarma mailimiz gitti. İkisi aynı anda gittiği için bu kadar süreç uzadı. Aslında 1 hafta, 2 hafta, 3 haftada alınıyor kanallar. Evet. Ne oldu? Şu an Mert Cesur kanalım var. Altta linkini koyacağım yine. O kanal da şahsi kanalım olduğundan artık maillerle değil dedim ki buradan yazayım. Yani çünkü İngilizce şey yapamıyoruz. Alamıyoruz. Buradan yazdım. Sağ olsun ilgilendiler. Kaydı oluşturdular. Mail atacaklarını söylediler tekrar. Mail attılar. Orada sizlere soru soruyorlar arkadaşlar. Yani kanalın size ait olduğunu ve çalınma dair birkaç şeyler soruyorlar böyle. Gerçekten kanal size aitse zaten emin olun aklınızda kanalın çalındıysa hiç şüpheye uyanmasın. Kanalın size zaten sormuş oldukları bilgileri biliyorsunuz. İkimiz kardeşimizle beraber yaptığımız için yani yıllardır çünkü bu maili kullanıyoruz. Yani gelen mailleri, giden maili, ne zaman açtığımız her şeyi biliyoruz. Veya kurtarma mailleri aynen, olsun. Biz de orada sordular. İşte ondan sonra farklı şeyler geldi. Böyle mailler falan var, bunlar tanıyor musunuz falan. Onlar da sordular. Yani zaten sizinle irtibatlı olan mailleri hemen tanıyorsunuz. Sağ olsun oradan iletişim kurduk. 2 gün içinde kanala aldık. Evet. Bak, 35 gündür İngilizce ile uğraşmaya çalışıyoruz ama YouTube Studio yardımından Türkçe tamamen yeterli oldu. Yani onu görmüş olduk arkadaşlar. Zaten İngilizce Translate'den çeviri yapıyorlarsa sıkıntı olacak. Nasıl sıkıntı olacak? Belli bir seviyeye geldikten sonra zaten anlık mesajlaşmaya başlıyorsunuz. Ama onun için Türkçe yaptınlar. Evet, burada şeyi de belirtelim. Kuzenimiz Ali'ye buradan teşekkür ediyoruz. Aynen. Vallahi sağ olsun İngilizce olarak çok çevirdi bizler için yani İngilizce olarak attığımız maillerde. Onun sayesinde adam akıllı İngilizce ile yazdık. Aynen. Ama karşıdakiler yine anlamadı. Daha doğrusu ya aslında bilmiyorum, dönüş yapmışlar da bizim işte o mailimizde saldırıya uğrayınca yani biraz orada bir karışıklık oldu arkadaşlar. Sadece öyle söyleyelim. Biraz çözülüyordu sonunda. Biraz sonra çözüyorlardı. Şeyi de belirtelim tabii. YouTube Stüdyo'da yardım kısmından arkadaşlar başvuruyorsunuz. Bunun için de iş ortağı programına katılmanız gerekiyor. Aynen. Yani kanalınızın para kazanma açık olması gerekiyor kazanmaya. Diyelim ki kanalınız çalındı. Belli bir abone sahip kanalınız. Direkt neyle iletişim kuracaksınız? Şunu söyleyeyim. Bir tane daha kanalınız varsa para kazanmaya açık tabii ki. Öncelikle bunu deneyin. Bir tane daha kanalınız varsa oradan daha çabuk halledin. Gidin oradan yardım kısmından canlı sohbet oluşturun arkadaşlar. Oradan kendinizi güzel bir dille ifade edin böyle kanalım çalındı tarzında. Büyük ihtimal yardımcı olacaklardır aynen, arkadaşlar. Eğer burası yoksa arkadaşlar altta vermiş olduğumuz linklerden mailler var. Onları atabilirsiniz. YouTube Team'le de iletişime kurabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Her türlü yardım ediyorlar aslında. Yani bizden önce başkaları da oradan yardım aldı. Bizdeki tek sıkıntı arkadaşlar kurtarma mailimizle kanal gidince yani ortada kaldık bir anda. Yani ister istemez karşı taraf da tedirgin oluyor. Yani bir maille yazmışsın. Tamam biz ona dönüş yaptık. Niye diğeriyle yazıyorsun? Ortalıkta karşılık olarak. Evet. Ya bunlar da bunu çözmeye çalıştı aslında. Size tavsiyem arkadaşlar kanalın kurtarma maili olup olmamasına bakmıyorlar. Tamamen tane maille iletişim kurun arkadaşlar. Mailiniz varsa hiç böyle daha önce paylaşmadığınız kimse bilmediği mailiniz varsa orada durumu açıklayın. Kanalı almaya çalışın. Zaten Instagram adresimi kardeşim de paylaşacak. Ben de paylaşacağım. Altta diğer kanallarımızı da paylaşacağız. Evet. Instagram'dan da işte mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken ne varsa elimizden geldiği kadar anlatırız. Hem ben YouTube'da, hem abi. Evet biz kaldırıyor adında YouTube'da bununla ilgili birkaç kişiye şey yazdık ama emin olun insanlar umursamıyor bile. Herkes kendi derdinde arkadaşlar. Herkes kendi derdinde. Yani YouTube yani böyle olmamalı bence. İnsanlar başkasının derdinden de anlayabilmeli. Onun için eğer gerçekten böyle bir durumla muzdaripseniz çekinmeden yazın. Yani birebir gerekirse telefondan da görüşürüz ama Allah'ın izniyle kanalı almak konusunda yardımcı oluruz. Ne gibi adımlar attığımız konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Saldırıya uğradıktan sonra bir kanal gördüm. Fark ettim. Saldırıya uğramış. Kardeşimin de takip ettiği kanal. Evet. Ondan sonra kardeşim ne yaptı? Baktık aynı bizlerdeki gibi büyük ihtimal kanal taşınma sürecindeydi belki. Aynen. Bilmiyorum ama her neyse kanalın profil resmi falan her şeye gitmişti. Aynı bizim yaşadığımız sıkıntılar gibi. Direkt ben dedim bu kişiyle iletişim kurayım. Takip ediyordum normalde kanalı. Kanal ismini vermek istemiyorum şu an için de. Direkt Facebook'tan iletişim mi kurdum? Böyle böyle kanalım çalındı. Evet dedi falan filan işte. Ben dedim ki aradım bu kez. Yani telefonla konuşmamız gerekiyor falan filan dedim. Çünkü biz de yaşadığımız için. Aynen. Her neyse konuştuk falan. Dedim ki sen mailini kurtarman gerekiyor. Çünkü biz o aşamada mailimizi kurtardık ama henüz kanalımız taşındığı için alamamıştık arkadaşlar. Dedim böyle böyle kurtarmayı dene. Sonrasında bir baktım 2 saat içerisinde beni aradı. Kurtar. Mailimi kurtardım. Kanalımı da aldım dedi. Yani artık vesile mi olduk ne diyeyim bilmiyorum. Aynen. Ben de. Yani kurtarmaya çalıştım. Hatta birkaç defa deneyin. Biz de kurtarmaya çalıştığımızda hata veriyordu sürekli. En sonunda dondurduklarında kurtarabildik. Yani yoksa kurtaramıyorduk. Aynen öyle arkadaşlar. Kötü bir olay oldu. Hatta izleyen arkadaşlardan bazıları fark etmiş ya kanalda bir değişiklik mi oluyor? Elinde gitti falan. Ya çalındı. Biz görüyorduk. Yorumlarda da sağ olsun takip edenler farkına vardı yani. Anladı. Evet. Yani kötü bir durum. İnşallah kimse karşılaşmaz. Yani gerçekten can sıkıcı bir durum. Yıllardır emek veriyorsun. Bir anda başkası emeğine konmaya çalışıyor. Ne buna kul razı olur ne de yaradan razı olur. Yani hakkıyla çalışmak lazım. Yani bilmiyorum da başkasının rızkı bilmiyorum. Böyle göz koymak. Yani o kadar kolay mı ya? Gerçekten o kadar kolay mı yani? Bu iş değil mi? Bir durum yani. İnşallah bunu izleyen arkadaşlarımız kimsenin başına gelmez. Gelirse de yani elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hem kardeşim kanalı hem benim kanalım. İstanbul adreslerimizde paylaşıyoruz. Çekinmeden yazın. Gerekli şeyleri yapma konusunda yardımcı oluruz değil mi? Aynen öyle. Evet. Çekinmeyin arkadaşlar yazılmaktan. Yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Evet şimdi videomuzun sonuna gelelim burada. Öncelikle hem benim kanalım CTNK'ye hem de abimin kanalı Mert Cesur kanalına abone olun arkadaşlar. Ayrıca da Instagram adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. En güzeli arkadaşlar yarın büyük ihtimal bu videoyu yayınlamış olacağız. En güzeli bu videolardan sonra araba oyunları serilerimize veya GTA serisi veya Forza serisi oyunlarımıza devam edeceğiz inşallah. Evet değil mi arkadaşlar? Ya video çekmeyi özledik aslında. Vallahi. Evet. Yani bayağı bir bunalıma girmiştik artık. Çok şükür. Annem hep şey derdi ama. Oğlum içmeye doğuyu 2 bayram yaşayacaksınız derdi. Yani anne duasını almak lazımmış. Kanal alanında bak görüyor musun oğlum ya Allah sizi 2 bayram yaşatıyor diye. Şükürler olsun. Şu an bir bayram daha bekliyoruz. İnşallah o da olursa. İnşallah. Yani, daha ne diyelim. Evet böyle arkadaşlar. Aynen. Biz kurtardık. Ders sizlere inşallah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Video çekmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.